Merhaba arkadaşlar, Açık Size TV'de Türkan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paragraf çeşitleri önemli bir konu. Kesinlikle. Evet, sorusu gelecek. Paragraf kesindir. çeşitlerini biz nerede göreceğiz aslında hocam? Ben şimdi anlatacağım. Anlatım biçimlerinde de gelecek karşınıza. Aslında paragrafın türünü bildiğinizde o paragrafta kullanılan anlatım biçimini de bileceksiniz. Yani tespit ederken Bunlardan aslında kesinlikle yararlanacağız. bunlardan yararlanıyoruz. Şimdi bizim olay paragrafı dediğimiz bir çeşidimiz var. Adı üzerinde hocam. Ne Olay. olmak zorunda? İlgi çeken bir olayın olması gerekiyor. Olay paragrafında olay olmalı. Ne yapıyorum? Olaylar kronolojik sıraya bağlı kalınarak anlatılıyor. Şimdi değil mi Buna yani? dikkat Yoksa ediyoruz. bir olay oldu, öldü demeyiz. Tabii Baştan bir kere yani anlatırız. olay belli bir sırayla gelişir. O sıra takip edilerek anlatılıyorsa buna kronolojik sıra deniliyor. Olay paragrafında ilgi çeken bir olay olacak. Kronolojik bir sırayla anlatılacak. Nerede kullanıyorum hocam? Hangi metin türlerinde? Masalda Masal. anlatıyorum. Kullanıyorum bunu. Hikayede, romanda, fable'da bunlar da gelecek benim karşıma. Fikir paragrafı, Fikir fikir, paragrafı. düşünce paragrafı. O zaman siz bir fikri ne yapacaksınız? Delillerle destekleyerek inandırıcı, etkili, mantıklı bir biçimde anlatacaksınız. Yani bir fikri vermeye çalıştığınız, bilgi vermeye çalıştığınız bir paragraf olarak gelecek sizin karşınıza. Öğretici metinlerde gelecek bu karşımıza. Çünkü ben ne yapıyorum? Delillerle destekliyorum, bilgi vermeye Bilgi çalışıyorum, vermeye değil çalışıyorsun mi? zaten Öğretici öğretici metinde gelecek karşıma. Yani metinlerdesin. fıkrala, makalede ben ne yapıyorum? Bunlardan bahsediyorum. Yani fikir paragrafını kullanıyorum. Tahlil paragrafı dediğimde ne olacak hocam? Olay kişilerinin davranışları, bir mesele, bir fikir ya da bir özellik ne yapılmaya çalışılacak? Tahlil etmek aslında Çözümlenmek. tahlil Tahlil sözü. etmek, çözümlemek demek. Çözümleme yoluyla ele alan paragraflara da biz ne diyeceğiz? Tahlil Tahlil paragrafı paragrafı. diyeceğiz. Bir de tasvir paragrafımız var. Tasvir, betimleme. Sözcükle resim çizme demek. Olay ağırlıklı metinlerde mekan, varlık ve nesneleri ayırıcı özellikleriyle okuyucuya tanıtmak için yapıyoruz hocam. Tanıtmak için kullanıyoruz. Bir kağıdı geri alalım mı hocam? Ben şimdi anlatım biçimlerinde gelecek dedim ya karşımıza. Olay paragrafı öyküleyici anlatım biçiminde gelecek karşımıza Çünkü hocam. masal, Olay hikaye, var roman, çünkü işin olay. içerisinde. Zaten anlatım biçiminde tekrar edeceğiz ama olay öyküleyici anlatım biçiminde olay olmazsa olmaz. Fikir paragrafı tartışmacı ve açıklayıcı anlatımda Öğretici gelecek. Aynen. Anlatım biçiminde de tartışmacı ve açıklayıcı Açıklayıcı. anlatımda. Tahlil paragrafı psikolojik tahlil de yapılabiliyor. Betimlemede de gelebilir karşımıza. Bir de tasvir, betimleme, betimleyici anlatım biçiminde gelecek karşımıza. Aslında paragraf çeşitlerini bilmemiz, anlatım biçimlerini de bilmemizin göstergesi diyebiliriz. Geldim düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi Doğu hocam ben bir yazı yazmak istiyorum. Buyurun hocam yazın. Bu yazıda da ben bu yazıyı geliştirerek vermek istiyorum. Yazıyı geliştirmenin yolları, yani yazıyı daha detaylandırmak, daha açıklayıcı hale getirmek istiyorum, daha somut hale getirmek istiyorum. Bunlar için de benim kullanmam gereken yollarım, tekniklerim var. Peki ne bunlar? Ben tanımlamayla başlayabilirim. Tanımlama dediğimiz şey ne biliyor musunuz hocam? Şuraya hiç bakmadan. Bakmıyorum Bir hocam. cümlenin tanım olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Denir. Nedir? Denirle biter. Bir de siz nedir sorusunu sorduğunuzda cevap alırsınız. Nedir sorusuna cevap alabiliyorsanız eğer o bir tanım cümlesidir. Şurayı hiç bilmiyor olsanız bile. Nedir sorusuna cevap var mı? Var. O zaman tanım cümlesi var. Aşk bir sudur. Aşk Nedir? Nedir? Sudur. O zaman bu bir nedir? Bu bir tanım Tanımlamadır. cümlesidir. Kesinlikle nedir ve kimdir sorusu. Kimdir'ini kullanıyoruz değil mi? Tabii Kimdir sorusu. Kişi için bir kişiyi tanımlayacaksak kimdir? Ama en bilineni nedir hocam? Nedir sorusudur. Lirik şiir insanı cehennemden cennete çıkaran sihirli bir kapıdır. Lirik şiir nedir? Sihirli bir İnsanı kapıdır. cehennemden cennete çıkaran sihirli bir kapıdır. Ya denirle biter hocam ya da dır Dır. Ekiyle biter. Tanımlama nesnel de olabilir, öznel Özler de de olabilir. olabilir. Yani kişiden kişiye göre değişebilir. Herkesçe aynı kabulü de Yani görebilir. zaten ben direkt şuradan tanım olacak Kesinlikle ifademi tanım istiyorum. Tanım. nedir? Bu kadar. Örnekleme,
Şimdi bir şeyi anlatıyorsunuz ve onu daha somut hale getirmek istiyorsunuz. Ona yakın, asıl düşünceyi hatırlatan, destekleyen kavramdan, isimden ya da durumdan bahsedilmesi, bunların verilmesidir. Şimdi bir örnek üzerinden bakalım hocam biz buna. Bakalım diyor hocam. Ki, roman, öykü, şiir, oyun gibi sanatsal yapıtlarda yazarı yazmaya iten amaç oldukça karmaşıktır. Bu tür yazılar genellikle yaşamın tadında ve anlamında vardırmayı amaçlar. Söz gelimi, İnce Mehmet romanı okurken kendimizi ilginç bir eylemin içinde buluyor, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bir paragraf okudunuz, içerisinde bir tane eser ismi gördünüz, içerisinde bir tane yazar ismi gördünüz. Orada ne var? Örnekleme var. Hocam yukarıda anlattığım şeyler neyi örneklendirdin, neyi verdi? Bu arada İnce büyük yazılacak değil mi? İnce Mehmet romanını örnek verdi bana. Romanın ismini gördün mü ben? Gördüm. Ya da romanın ismini görmedim, ben Yaşar Kemal dedi. Bu da örnekleme hocam. Zaten şurada ne dedi? İsim bir isim olacak, genelde de bunu olacak. Genelde de isim kullanıyorlar hocam. Ya eser ismi ya da yazar ismi kullanıyorlar. Buna dikkat etmemiz yeterli. İnce Mehmet'i gördüm. Evet örnek dedim, örneklemem var. Düşünceyi geliştirme yollarından en kolay bulunanı sayısal verilerden yararlanma. Şimdi biz edebiyatta rakamları ne yapmıyoruz? Sayıları çok kullanmıyoruz hocam. Bir yazıyı okudunuz, içerisinde veri gördünüz. Sayısal veriler. İşte o sayısal veriden yararlanma. Aynen öyle hocam. Şimdi örneğimize bakıyorum. Eleştirmenlerimizin %83'ünün ekmeğini kazandığı mesleği eleştirmenlikle ilgisiz, %32'si ticaretle uğraşıyor, %10'u tekstil, %40'ı doktordur. 4 tane verim var benim burada. O zaman ben ne diyorum? Bu paragrafın içerisinde sayısal veri kullanılmış. Veri diyorum. Yani tarih dendiğinde bazen tarih kullanıyoruz. İşte 1923'te Cumhuriyet ilan edildi diyor. Bu bir sayısal veri değil. O sayısal veri değil. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Tanık gösterelim hocam. Hocam tanık gösterme, alıntı yapma. Örneklemede hani yazar ismi ya da eser ismi olsun dedik ya. Tanık göstermede yazar ismi olsun ama onun söylemiş olduğu bir cümle olsun. Yani bir konuyla ilgili uzman olan bir kişinin sözünden, eserinden alıntı yapmadır. Yani öyle orada bir isimden ziyade yani İnce Mehmet deyip onunla ilgili bir söz söylediğinde ben buna tanık göstermedim. Aynen öyle. Ondan alıntı yapması gerekiyor. Bunu da daha inandırıcı kılmak için yapıyorum. Yani düşünün ki matematiğin üstadısınız. Ben matematikle ilgili bir şey öğreneceksem Doğu Hocam bunu söylesin diyorum. Doğu Hocam ve Doğu Hocam'ın matematikle ilgili söylemiş olduğu bir cümleyi değiştirmeden alıyorum. O zaman tanık gösterme. Tanık gösterme yapmış oluyorum. Örneğimize bakalım. Tiyatro insanları baskılardan kurtarır. Onların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri dile getirir. Açık sözlü bir sanattır. Tiyatro hemen herkese hitap eder. Nitekim Gogol'un "Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın. O her şeyi olduğu gibi gösterir." sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde söylenmiştir. Hocam, Gogol ismi var mı? Var. Gogol'un bir cümlesi var mı? Var. Burada bir ipucu olsun mu hocam? Ne gibi? Ben başkasından bir cümle aldığımda bunu belli etmek için tırnak işareti kullanıyorum. Cümlenin başında ve cümlenin bittiği yerde tırnak işareti kullanmak zorundayım. İsim ve tırnak işareti içerisinde cümle gördüğünüzde tanık gösterme var diyebilirsiniz. Oo, bu daha kolay oldu. Evet. Evet, geçiyorum. Buyurun. O zaman sorular bana bir paragraf verecek. Paragraf verecek. Aynen. Aşağıdaki muhakkak da soru geliyor hocam. Geliştirme yollarından kesinlikle hangisi kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır. Genelde kullanılmıştırı veriyorlar. Karşılaştırma. Karşılaştırma. Benim bildiğim karşılaştırma. Ne biliyorsunuz hocam karşılaştırmayla ilgili? Şöyle neyi karşılaştırırız? Türkan Hoca'nın matematiği ile Doğu Hoca'nın matematiği. Benzerlikler ve farklılıklar. Hocam başka da bir şey yok zaten. Karşılaştırma dediğimiz şey bir kavramın ya da bir olgunun benzer özellikleri ve karşıt özellikleri arasında yapılır. Ona bakacağız. O zaman hemen örneğimize bakalım mı? Öykünün en belirgin özelliği büyük yoğunluk taşıyan bir yazı türü olmasıdır. Bu yönüyle romandan ayrılır. Öykü ve roman dedim değil mi? Örgüsü sık. Romanınki seyrektir. Hikayenin örgüsü sık, romanınki seyrektir. Öykü romandan daha biçimcidir.
Daha kelimesi zaten karşılaştırmanın olduğunun göstergesi. Daha, en. Bu kelimeler bir şeyleri karşılaştırdığınızda kullandığınız kelimelerdir. Bunlar da sizin için ipucu olsun. Aynı zamanda burada çok bariz bir şekilde öykü ve romanı vermiş. Onların benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durmuş. O zaman ne diyeceğiz karşılaştırmada? Bu şekilde İki diyeceğiz. Kavram arasındaki benzerlik ya da hocam, farklılıklara bana değineceğiz. Romanı da vermese bile mesela dese ki işte... Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu. Daha sonra bu. Aynı kavram içerisinde de yapabilir hocam. İki kavram vermesine gerek yok. Hayır. İki kavram arasında vermek zorunda değil. Tabii ki Türkan'ın matematiği kötü ama edebiyatı iyi. Bak kendin ama tek kişi üzerinden yaptım. Bu da bir karşılaştırma. Bu da bir karşılaştırma. Teşekkür ettim hocam. Benzetme, bu da bizim bildiğimiz benzetme. Aynen herhalde. Öyle hocam. Aralarında benzerlik ilgisi olan iki şeyden nitelikçe, yönce zayıf olanı güçlü olana benzetmektir. Hmm. Çok kendini hemen ele verir aslında. Bir ceylan gibi bakıyor zaman. Ben zamanı neye benzetmişim? Bir ceylana benzetmişim. Suda sabun gibi eriyor zaman. Zamanı bu sefer suda sabuna benzetmişim. Şurada gibi cümlede benzerlik anlamı katar zaten. Benzetme edatıdır hocam aynı zamanda. O da sizin için ipucu olsun. O zaman kesinlikle ben gibiye karşılaştırmada da en, daha gibi en kelimeleri görecekler. Tanık göstermede tırnak işaretine dikkat ediyoruz. Örneklemede yazar ismi, eser ismine dikkat ediyoruz. Kesinlikle sayısal veride verilerin, rakamların olmasına dikkat ediyoruz ama tarihleri veri kabul etmiyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Aynen öyle. Tanımlamada nedir sorusuna cevap verecek. Hepsinin aslında kısa bir yolu var. Teşekkür ettim hocam. Evet arkadaşlar, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.